Arkadaşlarım ve ben gecenin köründe mahallemizin civarındaki karanlık ormanda dolaşırdık. El fenerlerimizin ve aşırı geniş hayal gücümüzün biraz daha fazlasını kullanırdık. İhtiyacımız olan adrenalini zararsız ve var olmayan korkudan sağlardık. Bu orman mahallemizin sınırında bir ormandı. Rüzgardan ürkütücü bir şekilde gıcırdayan, çok eski ve yosun tutmuş ağaçlarla doluydu. Ebeveynlerimiz en zayıf rüzgarlarda ağaçların üstümüze yıkılacağını iddia edip, o ormana girmememiz konusunda tembih edip duruyordu. Tabii ki uyarıları bir kulağımızdan girip, diğer kulağımızdan çıkıyordu. Gençtik ve yenilmez hissediyorduk. Yürekli ve cesur gibi davransak da, dehşetin ve karanlığın içine çekilmemeye özen gösteriyorduk. Genellikle ormanın karanlığına fazla girmezdik. Her seferinde pes etmeden nereye kadar gittiğimizi işaretlerdik ve her macerada önceki rekorumuzu kıracağımıza dair birbirimize söz verirdik. Son maceramız 29 Ekim 2012'de gerçekleşti. Liam ve Frank en iyi arkadaşlarımdı. Birlikte ormanın derinliklerine doğru hiç yaşamadığımız kadar büyük bir maceraya atılmaya karar verdik. Benden bir yaş büyük Liam, dünyadaki tüm deneyimleri ve tecrübeleri yaşamış gibi davranırdı. Birkaç metre ileride çalıların arasına saklanır ve aklı sıra bizi korkutmaya çalışırdı. Ve gülünç duruma düşerdi. Çok geçmeden daha önce ulaştığımız en uzak yere ulaştık. İşaretlediğimiz yerde 9 Nisan 2012 yazıyordu. Yürümeye devam ettik. Hem rekorumuzu kırdığımız için hem de dönüm noktasına ulaştığımız için kendimizle gurur duyuyorduk. Bir süre sonra önümüzdeki ağaçlarda bir hareketlilik fark ettik. "Hey, neydi o?" diye sordu Liam. "Bilmiyorum. Gidip kontrol edelim mi?" diye fısıldadım. Yanına yaklaşınca eski bir sığınak olduğunu fark ettik. Bu bizim için harika bir keşif olsa da ülkemizde o kadar nadir değildi. Sıradanlaşmıştı çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir sürü yıkık dökük beton sığınak vardı. Yine de yeni bulduğumuz şeye büyük bir heyecan ve merak duyduk. İçerisinde hiçbir eşya ya da başka bir şey yoktu. Sığınağın içinde olan tek şey, yerin derinliklerine doğru uzanan spiral merdiveni olan bir delikti. "Hadi, aşağı inelim," dedi Liam. "Bilmiyorum," dedi Frank, kekeleyerek. "İyi bir fikir gibi gözükmüyor. Merdivenler kırık olabilir veya aşağıda bizi bekleyen bir tuzak olabilir." "Sadece korkuyorsun, itiraf et," dedi Liam, Frank'i kızdırmak için. Liam'ın gözünde korkak birer tavuk gibi gözükmek istemeyen Frank ve ben merdivenden aşağı inmeyi kabul ettik. Merdivenler demirdi ve paslıydı. Yeterince sağlam hissettirmelerine rağmen her adımda aşağı doğru yüksek ve yankılı sesler çıkarıyorlardı. Aynı şekilde devam eden birkaç dakika sonra gerçekten tırsmaya başladım. "Bu sizce ne kadar derine iniyor?" diye sordum. Liam yanıt olarak Frank'in elindeki feneri alıp aşağı baktı. Tünel çok derin ve karanlık olduğunu iliklerimize kadar hissettiriyordu. "Lanet olsun, daha fazlasını göremiyorum." "Hemen geri dönmemiz lazım. Burası çok derin," dedi Frank endişeyle. "Asla. Buranın dibini görmemiz gerekiyor," dedi Liam. Aşağı inip inmememiz konusunda kısa bir tartışma çıktı. Sonrasında Frank pes etti ve yolumuza devam ettik. Merdivenlerden inmek neredeyse 5 dakikadan fazla sürdü. Daha da aşağı indikçe sıcaklık ve nem artıyordu. Dibe ulaştığımızda suratım ter içinde kalmıştı. Aşağıdayken büyükçe bir oda bulduk. İçeride küfle kaplı yerlerden, kilitli bir kapıdan ve Liam'ın attığı kırık el fenerinden başka hiçbir şey yoktu. "Kilitli. Sanırım dönmemiz gerekiyor," dedim ürkek bir sesle. Ama o sırada Liam kapıyı açmanın yollarını araştırıyordu. Çok geçmeden duvarın üzerinde metal bir panel buldu. "Ben bunu çekeceğim," dedi büyük bir hırsla. Gürültülü bir ses çıktı ve metal kapı gıcırdayarak açıldı. İlk Liam ve ben girdik. Frank'in el feneri olmadığı için arkamızdan gelmekten başka seçeneği yoktu. Önümüze açık kapalı bir sürü hapishane hücresi olan dar bir koridor vardı.
Her hücrenin kapısı bir tarih ile işaretlenmişti. 7 Temmuz 1954, 2 Ağustos 1954, 9 Mayıs 1954. İlk birkaç odada tozdan başka hiçbir şey yoktu. Ancak biraz ilerlediğimizde köşede yatan bir şey gördük. Orada yerde bir deri bir kemik kalmış 3 kişi yatıyordu. İnce, soluk, deri tabakasıyla kaplı iskeletler vardı. Hücrelerdeki tarihlere göre 50 yıldan fazla süredir orada olmalıydılar. Ama hala bedenleri çürümemişti. Çok pis kokuyorlardı. Onlar ölü mü? Diye sordum. Ben bu sözleri söylerken bir tanesi hareket etmeye başladı. Ha, siktir! Frank benden önce davrandı. Liam ise dona kalmıştı. Görüş alanlarından çıkıp kaçmaya yeltenirken yaratıkların bazılarının tavanda tutturulmuş olduklarını fark ettik. Onlar da aşağı inerek yolumuzu kestiler. Kahrolası ince bedenleri hareket etmek için fazla deforme olmuştu. Fakat yine de adımları bize yaklaştıkça hemen hemen seyirerek anormal şekilde hızlı hareketler ettiler. Gözleri bize dikilmişti ve kaburga kemiklerini çok net bir şekilde görebiliyorduk. Korkunçlardı. Onlar insan olamazdı. Hadi, diye bağırdı Frank. Çıkışa doğru ilerlemeye çalıştık. Ben ve Frank onların uzun kollarının altından eğildik ve kapıya doğru manevra yaptık. Frank ve ben yeterince kolay sıyrıldık ama Liam, yaratıklardan birinin arasında kaldı. Hastalıklı iğrenç canavarın arasından kaçmaya çalışırken beni bırakmayın, diye haykırdı. Yaratığın ince kolu Liam'ın karnını deldi. Konuşamadığından küçük bedeni olduğu yerde gevşedi. Sadece onu öldüren yaratık tarafından destekliydi bedeni. Onu kurtarmak için bir şey yapamayacağımızı bildiğimden, Frank ve ben kaçmaya devam ettik. Ayak seslerimiz yerdeki küflerden dolayı hafifledi ve fazla ses çıkmıyordu. Yaratıklar bizi fark etmediler bile. Adımlarımız metal merdiveni vurdukça çıkan ses yaratıkları çok geçmeden ardımıza topladı. Ardımıza bakmadan merdivenlere tırmandık. Frank'in sadece birkaç adım önündeydim. Ama onu tutup çekmeleri için olanak vardı. Çünkü henüz fazla yukarı çıkmamıştık. Merdivenin çeyreğine gelene kadar Frank'i tuttuklarını fark etmemiştim bile. Sonra aşağıda acı bir çığlık yankılandı. O ses Frank'e aitti. Ne kadar aşağıda olduğunu bilmiyordum ve zaten kurtarma şansım da yoktu. Tırmanmaya devam ettim. 5 dakikada indiğim merdivenlerden ne kadar hızlı çıktığımı hatırlayamıyorum. Merdivenlerden yukarı doğru çıktım. Ormana doğru depar atıyordum. Mahalleyi çevrilen ışıkları görünce biraz olsun rahatladım. Kaçıştan bitap düşmüştüm. Bütün vücudum buz kesmişti. Evimin kapısında bayılmıştım. Bilincim yerine geldikten sonra aileme her şeyi anlattım. İlk başta bana inanmadılar ama iki kayıp çocuğun haberi kasabada yayıldıktan sonra polisler harekete geçti. Yine de hikayemi doğrulayamadılar. Arama kurtarma operasyonu başlattılar. Bahsettiğim sığınağı bulmuş olmalarına rağmen yaratıklara dair ya da ölen arkadaşlarıma dair bir iz veya kanıt yoktu. Bugüne kadar olay çözülemedi. Bununla birlikte sığınaktaki kafesleri açtığımızdan beri birçok kayıp çocuk vakası bildirildi. Çözülemeyen gizemler. Gerçeği sadece ben biliyorum. Üzgünüm. Sığınağa hiç girmemeliydik. Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu hikayenin çevirisi için Ayberk'e teşekkür ederim. Ayberk, Kutay'ın ekibindeki yeni çevirmenlerimizden. Siz de Ayberk gibi çevirilerde bana yardımcı olmak isterseniz, Discord üzerinden Kutay Dolupınar'la iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.